Halil Bey. Böyle acil buluşmamız gereken konu neymiş, çok merak ettim doğrusu. Ben bu fabrikadaki, yani Atabey Holding'deki hisselerimi satmak istiyorum. Doğru mu duydum? Evet. %5 hissem var. Eğer parada anlaşırsak uygun bir meblağı size bırakmak istiyorum. Para konusunda anlaşabileceğimizden eminim. Yalnız ben bir an önce bitirmek istiyorum bu işi. Tabii, tabii. O zaman hemen ayrıntıları konuşup imzaları atalım. Bu anlaşmanın iki taraf için de çok hayırlı olacağından eminim. Benim için hayırlı olacağı kesin. Bu parayı alınca defolup gideceğim buralardan. Bazı şeyler için geç oldu ama bundan sonrası güzel olacak. O gayya kuyusu aileden de, o karım demeye hicap duyduğum kadından da kurtulacağım böylelikle. Anlaşırsak çözeriz. Açma yaramı, nasıl edem yolcum üşümüş, perişanım ben. Madem soysuz gönlün bende yoldu, nedem yoldu. Niye doğru yoldan şaşırttı beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım. Niye doğru yoldan şaşırttı beni, dağlar harami, açma yarami, nasıl edeyim ben? Güzel seni çok özledim, 3 ay oldu yol gözlerim, hakikattir. Tahir amca, aradın hemen gel diye kalktım geldim. Çok
Otur gel. Bak. Ne beni yor, ne kendini yor. Tamam. Unut. Gonca'yı unut. O beni de, arkadaşlarını da unutmuş. Varsa yoksa o. Toprak denilen çocuk. Tahir amca, olmaz öyle. Kalk gidelim, dayanalım kapısına toprağa. Hemen. Bakma öyle ya. Ne yapacağız yani, kurtarmamız lazım Gonca'yı onun elinden. Sen görmedin. Nasıl baktığını ben gördüm. Ben gördüm. O Atabeylerin oğluna kendini siper etti, siper. Şimdi ona deseler ki işte bak bu yol, işte bu yol senin yolun gösterseler. O yol böyle ateşten olsa kül olurum yine o yoldan geçerim der. Ne yapacağız yani, elimiz kolumuz böyle bağlı mı oturacağız? Ben dönüyorum artık İstanbul'a. Bak, sen de kendine kötülük etme. Tamam mı? Sen de dön. Güzel seni çok özledim. Allah'a emanet ol. Hayır amca. Oturun, oturun lütfen. Hoş geldiniz. Ne zamandan beri içiyorsunuz siz? Gonca, ya kızım. Hançeri şuraya soktuğundan beri. Ya ben gidiyorum. Yani temelli. Size bir Allah'a ısmarladık demek istedim. Aniden neden böyle bir karar verdiniz ki? Yani vardır elbet bir bildiğiniz ama... Bildiğim hiçbir şey yok. Yani ben Gonca beni sever biliyordum. Sevmiyordu. Beni sayar biliyordum ama saymıyormuş. Yani son nefesimde yanımda olur diyordum. Olmayacak hiç. Ben Goncasız ne yaparım? Nasıl yaşayacağım? Ne uğruna yaşayacağım? Kalın o zaman. Kızınızın yanında kalın. O da bilsin, kimsesiz değil, sahipsiz değil. Siz giderseniz kim koruyacak onu? O her şeyi göze almış. Benden bile vazgeçmiş. Ben duramam artık burada. (Gülüyor)